44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Malum kış ayları, hava soğuk, yerlerde kar var. Aslında dün yollar çok kötüydü ama dün geceden bu zamana kadar yağan yağmur karların çoğunu eritti. Yollar şu an temiz. Yollar böyle temizken de evde duramadım. Zaten yaklaşık 1,5-2 haftadır motor kullanamıyorum. Hazır bu fırsatı yakalamışken de evde durmak istemiyorum. Ve aynı zamanda da geçen hafta yeni kask aldım. O kaskı şimdi deneyeceğim. Hani rüzgar alıyor mu, ses alıyor mu? Mikrofonu tekrardan buna monte ettim. Şu an sesimi nasıl alıyor onu denemek için. Dediğim gibi diğer kaskta bayağı bir sıkıntı yaşadım. Ben aslında o kaskı aldığım günden beri ben vizöründe sıkıntı yaşıyordum. Bunu satın aldığım yere götürmüştüm. Bununla ilgili zaten çok eskilerden bir videom var. Kaskıyı aldığım zamanlarda sağ olsun aldığım iş yeri ürüne hiçbir işlem yapmadı. Değişmedi de. Çok rüzgar alıyordu gençler. Yani öyle böyle değil. Artık gözlerim yaşarıyordu. Bunu her videoda zaten sizlere söylüyordum. Ya aslında ben kaskı daha öncesinden alacaktım. Yani bu zamana kadar bekletmeyecektim kaskı. Ama fiyatlar düşer dedim. Hani kış gelince satışını arttırmak için kaskların fiyatını düşürürler dedim. Ama ya gram düşmedi abi ya. Gram düşmedi. En ucuz kask, yani benim baktığım markanın Shohei'nin en ucuz kaskı 500-600 liradan başlıyor. Hal böyle olunca da insanlar almakta zorlanıyor. Ben de zorlanıyorum. Hani tamam, benim için çok büyük bir para değil. Ama küçük bir para da değil yani. Şu an ne kadar hani İsviçre'de yaşıyorsak da, çok iyi kazanıyorsak da, alım gücü yüksek olsa da yani zorluyor. Ama hani o kadar vermeyeyim kasa, o kadar vermeyeyim dedim ama en son artık dayanamadım. Bastım parayı, aldım. Yani kafanıza takınca hissediyorsunuz arkadaşlar. Hani verdiğiniz her kuruşa bu kask değiyor. Mesela diğerinde ya 50 ile 60 ile giderken artık gözlerim yaşarıyordu. Sanki vizör takılı değil gibi. Vizörün arasından hayvan gibi rüzgar çarpıyordu gözüme. Hele de otobanda motor kullanmak benim için tam bir kabus oluyordu. Ama ve lakin değiştik. İyi ki de değişmişim. Verdiğim paraya şu an acımıyorum. Gerçekten hani rahatlığı olsun. Şu an ses almaması olsun, rüzgar geçirmiyor olması olsun. Yani adamlar o kadar para alıyorlarsa karşılığında da hizmetini veriyorlar. İsteklerini karşılarlar insanların. Ama şu an biraz tuhaf hissediyorum. Özellikle başımı çevirirken, çünkü mesela LS2 başımı biraz geniş oluyordu. Rahatça hareket ettirebiliyordum. Bu tam olarak kafamı ve boynumu sardığı için, özellikle boyun kısmında parmak bile girmiyor. Her yer kapalı, o yüzden hiç rüzgar almıyor. Ve bir de hani şu an kask yeni olduğu için, yeni kask alan arkadaşlarım bilir, bu yanak pedleri şu an yanaklarımı fazlasıyla sıkıyor. Normalde X-Large kullanıyorum kaskta. Bu da X-Large ama alışması gerekiyor biraz yüzüme, ya da yüzüme kaska alışması gerekiyor. Dedim ki vallahi hani varsa paranız Shohei'den şaşmayın. Hani ucuz kasklar var burada 200-250 franka. Shark olsun, Scorpion olsun, HTC olsun, bu tür kasklar ucuz, 200-300 franka alabiliyorsunuz. Ama hani şimdi baktığın zaman arada dünya kadar fark var, dağlar kadar fark var. Bu kadar fark olunca da insan illaki bir güzelliği vardır diyor. Yani boşuna bu kadar pahalı değil. Yani şimdi çıkalım bakalım, hani şu anda hiç rüzgar almıyor. Demin 80'de de hiç rüzgar almadı. Şimdi bir otoban yapacağız. Bakalım otobanda nasıl olacak. Fırın çekme olayına gelirsek arkadaşlar, birkaç video önce evde kutu açılımlarını falan izlerken dikkat etmişsinizdir. Kesinlikle burnumu çekmiyorum. Ne oluyorsa motora olunca oluyor. Psikolojik herhalde ya.
Alo. Söyle Tüvey. Şunu tak hadi. Şimdi tekrardan devam edelim. Normalde arkadaşlar bu tür yerlere kaskla girmek yasak. Normalde benim yaptığım şey yasak olan bir şey. Hani uyarabilirdi de ama uyarmadı. Hani çünkü uğraşmak istemedim. Kaskı çıkar, yakıt ödeyip çıkacağız zaten. Ve bu arada arkadaşlar, kaskı Türkiye'den almayı da ben çok düşündüm. Ama Türkiye'de de çok pahalı ya. 7000 liradan 8000 liradan başlıyor. Yani hemen hemen buradaki fiyatlarla aynı fiyata denk geliyor. Ya bir satış politikası sanırım. Bütün ülkelerde, ben İtalya'dan baktım ya, Rusya'ya kadar baktım. Hani daha ucuz oradan alayım diye. Yok abi yok. Hepsinde aynı fiyata denk geliyor neredeyse kasklar. Shohei'nin özellikle. Ya uygun sitelerde var ama şey yazıyor mesela. 200-300 liraya da var şu Shohei'nin kaskları. Ama replika, birebir kopyası diyor. Replikayı alıp ne yapacağım ki abi ben? Ben Shohei'yi kafamı korusun diye diyorum. Sağlam olduğu için arıyorum. Replikanın normal 50 liralık aldığınız bir kaskın farkı yok. Çakma yani. Dandik. Şahize polisin yanında kornaya bastım, Allah kahretsin. Sinyali kapatayım derken kornaya bastım, inşallah gelmez peşimizden. Şahize. Yok yok gelmiyor. Gelecek olsa şimdiye gelirdi. Şimdi otobana giriyoruz, hadi bakalım. Demet Akalın.
Haydi bakalım Zürih istikametine doğru yardıralım. İşte bu ya. Abi gıdım rüzgar almıyor kask ya. Gıdım almıyor gıdım. Şimdi bu tır sol şeride niye geçer? Tabii ki diğer tırı sollamak için. Abi gerçekten gıdım rüzgar almıyor şu an. Sesi nasıl kaydediyor bilmiyorum. Diğer seferinde mikrofonu yanlış monte ettiğim için, yanaklığa biraz yakın monte ettiğim için patlamalar oluyordu. Şu an yine diğerindeki gibi yapmaya çalıştım. Umarım sesi güzel oluyordur şu anda. Felaket yağmur yağıyor şu an. O yüzden sürekli kamerayı siliyorum arkadaşlar. Görüntünüz dağılmasın diye. Ah, inşallah. Yani sesi de güzel almıştır çünkü gıdım rüzgar yok şu an. Yani 130'a kadar çıktım yani. Normalde diyorum ya 80'de arkadaşlar. Gazilerim ağlıyordu ya. Yani yaşarmıyordu. Ağlıyordu resmen. Ama dediğim gibi kask, yani yorumlardan da okudum, kullanıcılarına da sordum, herhangi bir olumsuz yorum almadım, o yüzden gönül rahatlığıyla da aldım. Yani sizlere tavsiye eder miyim? Alabilecek imkanınız varsa kesinlikle ama kesinlikle alın arkadaşlar. Ekipman çok önemli. Ekipman motordan bile önemli. Hangi motora bindiğinizin bir önemi yok. Hangi ekipmanı kullandığınız önemli. Çünkü sizi hayatta tutacak şey motor değildir, ekipmandır. Hayattan koparacak şey de motor değildir, ekipmansızlıktır. Bilmem anlatabildim mi? Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Hava soğuk, kar var, yağmur var, her şey var. Biz sokaklardayız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlar, hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve o güzel yorumlarınızı da yorum kısmına belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.